Sevgili izleyenler, dönüyoruz Çaybaşı İlköz Mahallesi Göksu'daki Kepçelipınar Yaylası'na. Malumunuz orada Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bir çöp tesisi vardı. Bununla ilgili İlköz Mahalleleri ayaklandı. Orada eylemler yapıldı, nöbetler tutuldu. Yanlış bilmiyorsam bugün 38 veya 39. günü eylemde. Bunun üzerine siyasilerin de ziyaret yeriydi Kepçelipınar Yaylası. Gelen ziyaretçiler arasında Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Sayın Cemal Enginyurt da vardı. Enginyurt dün itibariyle bu konuyu meclise taşıdı. Orada Kepçelipınar Yaylası'nın durumunu gözler önüne serdi. Saygıdeğer milletvekilleri, bugün Ordu ilindeki bir facia ile ilgili konuşmak istiyorum. Facia diyorum çünkü her geçen gün büyük bir tehlike arz etmeye başlayan Ordu'nun Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi Göksu beldesinde bulunan çöp yeri adeta o yöre insanına büyük bir zulüm yaşatmaya başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi 4 yıl evvel katı çöp tesisi olarak kurup elektrik üretmek üzere kurduğu bu tesisi maalesef son 6 aydır vahşi çöp depolama alanı yaptı. Yani bütün Ordu'nun çöpü İlküvez Göksu Mahallesi'ne gidiyor. Sadece şöyle bir örnek vermek isterim. Mesudiye ilçemizden toplanan bir çöp kamyonu bu mahalleye varabilmek için tam 4 saat gitmek zorunda. Düşünün, çöp meselesini çözmek için bir çöp tesisi kurulmuş, bir ilçeden çöp alanına gidebilmek için bir kamyon tam 4 saat gitmek zorunda. Bu kamyon giderken çöpün pis sularını geçtiği her alana dökerek gidiyor. Çöpün döküldüğü alan adeta doğa harikası bir mekan. Yeşillikleriyle, dereleriyle, orada yaşayan geyikleriyle ve birçok canlısıyla muhteşem bir doğa harikası olan bir alan. Ama maalesef şu an derelerden sular sapsarı akıyor. Yani kir akıyor, pislik akıyor. Ayrıca belediye başkanı aracılığıyla burada MHP'li arkadaşlarımız da gözaltına alınıyor. Buna da derhal dur denilmelidir. İnsanlar demokratik hakkını aradığı için gözaltına alınmamalıdır. Yoksa biz susmayacağız, konuşmaya devam edeceğiz